Herkese merhaba. Yeni bir video, yeni bir challenge ile karşınızdayım. Bu challenge'ımızda başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Elden Ring'i sadece meşale silahlarını kullanarak bitirmeye çalışacağım. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Oyuna başlarken şanslıyız ki ilk satıcımız bir tane meşale satıyor. Biraz test edelim bakalım. Pek iyi değil. Elbette bu meşaleyi aldıktan sonra direkt kafa göz dalmayacağız bossları çünkü daha iyi meşaleleri geliştirmek için biraz sağa sola koşmamız gerekiyor. Hemen her zaman olduğu gibi Strength Deer ve Golden Wall Ash of War skillini alıyoruz. Ardından en sevdiğim arkadaşım Alexander'ı sıkıştığı yerden kurtarıyorum. O da bana karşılığında bir et parçası veriyor. Bana köpek muamelesi yaptığı için sinirlenip onu öldürüyorum. Yine yolda bulduğumuz satıcılardan, tünellerden falan mümkün olduğunca artı basma taşlarını almaya çalışıyoruz. Çünkü oyunda toplamda 6 tane meşale var ve hepsini denemek istiyorum. Belki daha sonra işimize yarar kafasıyla Roar madalyonunu düşüren Stone Digger trollü ile savaşıyorum ve inanılmaz hızlı dirence kırıldığından çok kolay oluyor bu savaş benim için. Yine olmazsa olmazımız Axe talismanımızı alıp yolumuzda ilerlerken ışık kalitesini bir tık düşüğe çekiyorum belki FPS'e bir etkisi olur diye. Buradan aldığımız en önemli tier ise Spike Crystal tier. Bu tier bizim şarj ataklarımızı güçlendirecek ve oyun boyunca kullanacağız. İkinci satıcımız Caelid'de ve oyunun hasar anlamında kabul edilen en güçlü meşalesi de onda. Caelid'de yapacak çok işimiz var. Öncelikle Fort Caelid'de etliye diye bulaşmadan STR talismanı ve Flame Grant Mist Strength büyüsünü envanterimize ekliyoruz. Şimdi ise yapmamız gereken şu ejderhayla savaşmak. Son derece onurlu bir savaş ve galibiyet bizim oluyor. Caelid'e kadar gelip Radagon Sorcery'yle olmamak olmaz. Tüm engin Elden Ring yeteneklerimi kullanarak Night Cavalry'yi köprüden aşağı düşürdükten sonra haritanın bu kısmında işimiz bitiyor. Bir sonraki meşale evimiz Weeping Peninsula Kalesi'ndeki Silver Torch. Bu meşaleyi aslında sadece skill'i için alıyorum ama açıkçası o kadar da etkili olduğunu söyleyemem. Weeping Peninsula'dan Opalantir'i de alıp silahlarımızı güçlendirmek için önce Crystallion'ı kesiyoruz ardından Landale'daki Bell Bearing'i alıyoruz. Aldığımız Bell Bearing'leri satıcımızla takas ederek ihtiyacımız kadar Smithing Stone alıp meşalemizi güçlendiriyoruz. Bu arada statlara gelince ben biraz kalite build'i yaptım. Yani her şeyden bir parça verdim ki tüm meşaleleri dilediğim zaman kullanabileyim. Toplayıcılık çağımızı kapattığımız için artık bosslara meydan okuyabiliriz. Margit yine biraz sorununu çıkarttı savaş sırasında ama ilk dönemde geçmeyi başardım. Godric ise yine Margit'ten daha kolay bir savaş oldu ve zorlanmadan geçtim. Lendel için ilk ürünümüzü aldık. İkinci ürün ise biraz daha zor olması amacıyla Radahn'ı seçtim. Ancak sonra hatırladım. Benim zaten Radahn'ı kesmem lazım ki sonrasında favori meşalem olan Ghostflame meşalesini alabileyim. Bu meşale Frost Build-Up biriktirdiği için bossları biraz daha kolaylaştıracak. Dragonic Tree Sentinel'ın ne yaptığımızı artık söylemeye gerek yok herhalde. Landale'e girdikten sonraki ilk hedefimiz Goldfrey'i keserek oyundaki en harika item olan Green Turtle talismanı takacak talisman yerimiz açılıyor. Morgoth ise biraz daha can sıktı açıkçası her zaman olduğu gibi. Şarj atak yapmam gereken hızlı bosslara karşı bir sıkıntı yaşıyorum nedense oyunda. Ancak daha fazla challenge yaparak bu durumu da iyileştirmeye çalışacağım, merak etmeyin. Morgoth'u geçip Zamorru'yu ise 3. Bell Bearing'i almaya gidiyoruz. Ama gördüğünüz gibi aşağıya atlayamıyorum çünkü malım. Sonunda inip Bell Bearing'i aldıktan sonra biraz yan bosslarla savaşıyorum ki cebimde Smithing Stone alacak ve artı basacak param olsun. Evet, gördüğünüz gibi savaşıyorum. Fire Giant'a geldiğimizde çok heyecanlı bir karşılaşma olduğunu söyleyemem. Çünkü tonlarca canı var ve Ghost Flame ile bile canını indirmek bir hayli uzun sürüyor. Tek heyecanlı kısmı 12 canım kalmışken ve hiç flaskım yokken kesmem oldu herhalde. Ana hikayeye göre sıradaki hedefimiz Godskin Duo olmasına rağmen yolumuzdan biraz sapıp Centurina meşalesini almamız gerekiyor. Godskinlerin zayıf noktasını biliyorsunuz. Uyku. Ve bu meşale pasif olarak her vuruşta Sleep Build-Up biriktiriyor. Bunun için üst karlı bölüme çıkmamız gerekiyor ve madalyonu almak için tek yol Commander Nile boss savaşı geçiyor. En azından ben öyle sanıyordum. Daha sonra bu savaşı birkaç kere denedikten sonra ve ne kadar yorucu olacağını düşünüp yeni yollar aramaya başladım ve buldum da. Görünüşe göre eğer haritanın bu kısmında atlarsanız ölmüyorsunuz ve üst karlı bölüme birkaç zıplayışta ulaşabiliyorsunuz. Nile zaten beni çok zorlayan bir boss olduğundan bir daha asla onunla savaşmam gerekmediğini bilmek beni çok mutlu etti açıkçası. Centurina meşalesini ilk alma deneyimi maalesef başarısız oluyor çünkü devler meğerse o vagonları kırabiliyorlarmış. Evet, bu oyunda 600 saatim var ve ben bunu yeni öğrendim. Bu meşaleyi de aldıktan sonra Godskin Duo'ya meydan okuyabiliriz. Ve inanın bana bu boss savaşında aklımı yitirecektim. Hatta bir bölümde bunun çok zor olduğunu ve challenge'ı bırakmayı bile düşündüm. Uyku pasifi biriktiren bir meşalem olmasına rağmen hasarım çok fazla değil. Bastığım bufflar ise çok uzun sürmüyor. %100'ünüzü verip oynamanız gereken bir boss savaşı. Bir 4-5 saat harcamışım da açıkçası bu savaşta. Birbirlerinden uzak durmaları ve sonunda sadece biriyle savaşabilmem için arenanın etrafında birkaç tur attıktan sonra son bir açıklık bulup indirmeyi başardım bu çirkin şeylere. Kalp atışım dakikada 200 falan olabilir o noktada bu arada. Bundan sonra bize sıkıntı çıkartabilecek bir tane daha boss kaldı ve o da Malekith diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Gideon benim ağzıma sıçtı. O yeteneklerini spamledikçe ben delirdim. Yani 600 saatlik Elden Ring serüvenimde hiçbir zaman bu kadar zorlanmamıştım Gideon savaşında. Ama o da oldu. Teşekkürler Elden Ring.
Godfrey Horrorlu Savaşı'na geldiğimizde ise biraz zorlandım. Çünkü hasarımız çok fazla değil ve sürekli bir şeyler dojlamamız gerekiyor. İkinci faza geçtiğinde savaşı bir daha tekrar etmemek için en güvenli şekilde oynayıp tacım bize yakıştığına onu ikna ettim. Ve son etap Radagon. Radagon Savaşı'nda hemen hemen her zaman ikinci faza geçtim. Artık o kadar challenge'ın üzerine Radagon Savaşı bana çok zor bir boss olarak gelmiyor. Asıl mesele Elden Beast'in bitmek bilmeyen saldırıları ve sürekli savaş alanında hareketli kalması. Peşinden epey koşturdu beni kerata. Şarj ataklarla direncini kırarak mümkün olduğunca ek hasar çıkartmaya çalıştım ve sonunda başarılı oldum. Elden Ring'i sadece meşale kullanarak bitirdim. Böylelikle başka bir iddia da tamamlanmış oldu. Sizin benim için challenge önerileriniz var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse ve daha fazlasını görmek istiyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.